içinde baktığımda benim bu yakın zamanda çıktı bir kitabım militarist modernleşme diye orada anlattım ya yani modernleşmeyi gerçekleştiren ilk toplumlar bizim sonradan bakıp ha bunun adı modernleşme dediğimiz bir gelişmeyi gösteren bunlar ilk 17. yüzyılda İngiltere, 18. yüzyılda Amerika ve ondan bir süre sonra da Fransa. Yani bunların üçünde görülen olay bir orta sınıf gelişiyor burada. Burjuvazi. Bunların bir tarafında kapitalizm, üretim ilişkileri, ekonomi, bir tarafında işte parlamenter monarşi veya cumhuriyet bir demokratik siyasi rejim. İşte buna eşlik eden bütün bildiğimiz olaylar. Şimdi yani bu hani normal organik gelişme olarak gördüğümüz bir şey. Halbuki yani dünyada sadece bu üçü yaptıysa bu işi, bu biraz istisnai galiba. Bunu yapamamak daha kural gibi. Ama yapamayanlar ve bu üçü de yapmış vaziyette, yapamayanlar ben de isterim diyorlar. Yani biz de böyle olacağız. E nasıl olacaksın? Yani o burjuvazi yok. Orta sınıf yok zaten. Ha, yani o koşullar yok falan işte. Yani benim anlattığım olayda organize güç olarak ordu var. Bunlar Almanya'da, Japonya'da ve Osmanlı'da böyle. Ordu ile işte bir takım ittifaklar vesaire değişiyor bu ülkeden ülke. Böyle bir hamleyle yapıyorlar. Ama mesela Rusya'ya bakıyoruz. Rusya'da ordu böyle bir güç kazanmıyor. Ama ne oluyor? Bir güçlü bir entelijensiye çıkıyor. Entelijensiye lafı zaten Rusça bir kelimedir. Onlar icat etmiştir. Çünkü onların tarihi böyle bir tarih. Bu entelijensiye savaş koşullarında Birinci Dünya Harbi'nde çoğu o anda asker olan, er olan köylülerle bir ittifak kurarak 1917 devrimini yapabiliyor. Bir başka ülkeye bakıyoruz, Çin'e. Orada da gene güçlü bir entelijensiye var. Ve onlar da gene köylülerin başına geçip bir devrim yapabiliyorlar. Bunlar da işte yakın zamana kadar komünizm dediğimiz rejimleri meydana getiriyorlar falan. Buradan ne demek istiyorum? Yani o organik gelişmeyi orta sınıfıyla gerçekleştiremeyen toplumlarda birdenbire aydınlar diye bir böyle şey çıkıyor ortaya. Evet. Yani çok suni. Yani burjuvazinin falan yapamadığını aydınlar yapsın gibi bir şey. Bu şimdi bir yandan bu aydın dediğimiz kesime müthiş bir önem verme. Bahsediliyor değil mi? Evet. Bu ama anlama onlar da geliyor. Öyle bir şey yapmıyorlar mı? Yani onlar da kendilerine özel bir anlam yüklemiyorlar mı? Yani tabii oturumuyla, yani, yaşayışıyla. Yani kimse de buna hayır demiyor tabii yani, ki. Evet, biri size aydın ve yani vazifeniz budur dediğinde kimse de buna hayır demiyor. Evet, herkes yani konumundan memnun. Gelip Allah'ın günü bana işte senin gibisi yok işte evet, bekliyoruz. Murat Belge Hazretleri ne zaman devrim yapacaksın falan. Yaparız çocuklar falan. Ben de yani girerim havaya yani. Balada yapıyorlar diyorsunuz. Üç zaman içinde yaparız inşallah falan diye bir. Ama işin gerçeği ne? Yani işin gerçeğine gelelim. Beklenen şey gerçekten aydının gücünde mi yok? Hani o aydın dediğimiz kesimin elinde mi, imkanı mı yok? Yoksa öyleymiş gibi mi yapılıyor sürekli olarak? Yani işte bu beklenen şey sanki yerine getiriliyormuş gibi bir hava mı yaratılıyor? Yani aydınların bir kendilerini misyon sahibi olarak görmeye başlamaları, kendilerinde böyle bir takım ayrıcalıklar olduğuna inanmaya başlamaları sanırım evrensel bir olgu olarak birçok bize benzer memlekette görülüyor. Bazı yerlerde aydınlar şeylere de girişiyorlar. Yani bazı politik sonuç yaratan eylemlere girişiyorlar. Yani işte darbelere karışabiliyorlar. Yani bir askeri darbenin sivil kanadı olarak ki genellikle de bu bir tarihlerde daha çok hani İşte tırnak içinde sol darbeler falan olurdu. İşte sağ da olabilir. Fark etmez ama yani böyle bir durumda sonuç almış oluyor yani aydın. İşte bu gibi darbelerden kapitalist olmayan yoldan kalkınma falan gibi bir takım şeyler vardı. Bu 60'lı
70'li yıllarda falan böyle şeyler vardı. Bazı yerlerde var olan hani işte statükoyu ayakta tutan güçlere karşı ellerinden bir şey gelmiyor. O zaman işte aydınlar da geri kalan toplum gibi ahvah edip peki, işte yaptırtmıyorlar ki falan havasına giriyorlar. Siz şey söylediniz az önce hani yapamadıkları zaman geri çekiliyorlar hani biz de yapamıyoruz diye. Şimdi insan toplumu aslında ne kadar yakın aydın dediğimiz kişiler? Yakınlar mı? Onlarla temas ediyorlar mı? Onların dertlerini anlayabiliyorlar mı? Yani bu toplumdan topluma değişeceği gibi ayrıca da aynı toplum içinde adamdan adama da yok, değişebilecek bir şey. Yok ben bu toplum için tabii ki söylüyorum yani. Evet yani bu toplumdaki aydınlar işte dediğim gibi yani burada militarist modernleşme modeli olduğu için aydınlar bu modernizmin şeyi olmayı kabul etmiş bir kere. Hoparlörü diyeyim. Yani bu rejimin hizmetine koşmuşlar. Biz de elimizden geleni yapalım diye. O zaman zaten böyle bir rejimde bir halk ve yukarısı arasında bir kopukluk var mutlaka demektir. Olur. Çünkü idealizm tanımı gereği. Model çok farklı bir model. Siz bunu daha doğrusu bunun olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Daha önce çünkü elbette. Yani aydın halka tepeden biraz bakan insan değildir. Hayır, ben olmamalıdır ama burada böyle olmuştur. Yani ben biraz büyük bunu, ölçüde böyle olmuştur. Bir aydın modeli var. Uluslararası kabul edilen. Biraz böyle öykünmeci bir tavır söz konusu değil mi? Yok yani pek öyküneceği yani Türkiye'deki ben aydınım evet diyen adamın pek öyküneceği biri yok. Yani onlar genellikle Batı'yı hep model alırlar. Ama zaten bizim gelişme biçimimiz Batı'ya benzemediği için aydın denen adamın işlevi de aynı değil. Şimdi bunun hem bizim Marksizm içinde en fazla ifade edenlerden biri işte İtalyan Gramsci'dir. Yani Gramsci aydınları, bir toplumdaki aydınları ikiye ayırır. Bunların bazıları geleneksel aydınlar. Yani geleneksel de bilmem ne de kelime önemli değil. Kastettiği düzenin adamı, statükonun adamı, statükoyu devam ettirmeye şey yapıyor. Aklını ve yani o kendisini, yani kendisini aydın yapan niteliklerini bu yolda kullanıyor. Bir de onun organik aydın dediği var. O işte şeye karşı, bu iktidara karşı düzeni değiştirmekten yana işte bir komünist, sosyalist vesaire ama yani halkla bütünleşen, halkta eksik olan bilgiyi tamamlayan ama işte halktan da kendisi bir sürü bir şey alan, yani dolayısıyla şeyle, toplumuyla organik ilişki içinde bilgisini paylaşan adam, organik aydın. Benim her zaman düşündüğüm işte bu anlattığım, kendime düşündüğüm rol, bu anlattığım şeye benzer bir rol oldu. Biraz aydın konusundan sonra ben tekrar size dönmek istiyorum. O da siz gerçi üstünden zaman geçti, o yüzden çok sizi etkiliyor mu bu durum bilmiyorum ama bence önemli bir nokta hayatınızda, önemli bir kırılma noktası. O da sizin rahatsızlanmanız, yani kanser olmanız aslında. Sonra atlattınız çok şükür ki. Şu anda iyi durumdasınız. Şimdi normalde benim bildiğim kadarıyla siz bu tarz hastalıkları sanki böyle hastalıkmış gibi kabul etmekten ziyade bu bir gün nasıl olsa geçer gibi bir ruh hali hakim olduğunu söylemiştiniz. Gerçekten insan ona o anda, yani duygusal açıdan soruyorum tabii, o anda o kadar soğukkanlı, serin kanlı düşünebiliyor mu insanın başına böyle bir şey geldiği zaman? Şimdi kanser lafı çok ağır bir laf. Yani korkutucu bir laf kanser. Evet. Bana yani kanser teşhisiyle birlikte doktorun söylediği bunu büyütme, yani işte bu senin ses telinde bir yere gitmez, bu şey yapmaz, başka yerlere metastaz yapmaz. Ve erken teşhiste olduğu için biz bunu alırız. Bir ikinci doktora daha görünmüştüm, o da bundan ölmezsin dedi. Ben de hafif sinirlendim Allah Allah. Yani bu kadar
uğraştık, kanser olduk, beğenmiyorlar adamı. Güzelmiş. Ne yapayım yani? Elimden geleni yaptım yani. Ondan sonra hakikaten öyle. Ama yani bu teminatları baştan verdikleri halde diyorum ya, adı büyük kanserin. Ya yani hay Allah. Biraz erken oldu bu iş. Diye düşünüyorum. Daha benim bir niyetim yoktu. Kanser oldu. Ha, falan gibi bir ruh hali geldi. Korkuttu doğrusu. Mu size? Hı? Korkuttu mu ilk duyduğunuzda? Yani ya bir, yani o teşhis konup da hani size... Elimi eteğimi çekeyim gibi. Yok hayır. İşte diyorum yani başından o kadar yani merak etme bilmem ne böyledir dediler. Yani tabii zaten öyle denilmesine de ihtiyacın var. O lafa inanmaya da ihtiyacın var. Yani herhalde böyledir dedim. Ne kadar süre sonra atlattınız? Bu şey oluyor şimdi. Yani ben bunun üzerine radyo terapi için İngiltere'ye gittim. Hı. Bu birkaç ay sürdü. Orada sigarayı bıraktım. Sigara içmeyeceksiniz de çünkü. Olmaz öyle şey dedim ben. Çünkü 3 paket içiyorum günde. Jitan içiyorum. Ondan sonra günde 3 tane dedi. Yok olmaz dedim. O falan. Çok ufak bana. 3 paket içeceğim için 3 tane çok. Fakat sonra aslında yılın başından beri, bu 2000 yılı başından beri ben bunu böyle, ya ben bu sigarayı çok içiyorum. Bir gün biri gelecek bana gayet kötü bir şey söyleyecek bununla ilgili. Bırakacağım gibi mi bir niyetiniz vardı? Yani işte kanser oldun bilmem ne filan diyecek. Bu birisi bunu söylemeden ben bu sigarayı bir azaltayım diye böyle bir pakete filan indirmiştim. Mart ayında şey, teşhis. Şimdi ondan sonra geri azaltmaya çalışıyorum, sayıyorum işte 10 tane olmuş o gün. Azap. Yani bu muhasebe azap. Ya dedim bu yani bunu ya kessen bitir. Tamamen keseceksin. Ha, tamamen ya da böyle içeceksen de iç. Keseyim. Çünkü işte dediğim gibi bir acelem yok hani şey. Bir an önce gideyim diye. O zaman da mantıken hani ben bunu içtiğim için bu bana kanser yapmış. İçmeye devam edeceğim. O bu sefer de nezle yapmayacak. Yine kanser yapacak. Onun için bırakayım dedim. Bıraktım. İşte İngiltere'den de Temmuz'da falan döndüm. Nisan'da gittim. Temmuz'da döndüm. Buradaki doktorum Mehmet baktı. Ben burada şüpheleniyorum dedi. Yeniden parça aldı bilmem ne ve tamamen temizlenemediğini gördü. Onun üstüne şua diyorum şeyle, evet yani lazerle aldı ameliyatla. Onun için sesim hala böyle yani. Ama ameliyat olmadan önce sesinizde bir problem var mıydı yine? Yoktu değil mi? Yok. Zaten onun için. Yani sen sesini kullanan bir adamsın hayatında. Evet. Hocasın, konuşan bir adamsın. Onun için ameliyattan önce radyoterapiyi deneyelim. Oradan olmazsa. Şey dedi o işte İngiltere'de %95 falan tedavi ediyorlar dedi. Ben o %95'i değil de %5'in arasında kaldım. Neden? Kurallara mı uymadınız? Ya uydum ama bu herhalde benim şey seçkin bir insan olduğum için. Özellikle seçildim diyorsun. Avam arasına peki, girmedim sonra yani. Sonra da şu anda hala sigarayı bıraktınız değil mi? Sigara bıraktım o zamandan beri içmiyorum. Bunun bir şeyi var. 5 yıl süresi var. Yani 5 yıl süreyi uzatarak kontrola gittim. Yaşam biçiminiz değişti mi? Bir değişiklik oldu mu? Beslenme düzeninizde. Nelerinizi yaptınız? Sigaradan başka yok bir şey. Bir de özel taraflarınızdan biri de yemeğe olan ilginiz. Yemeğin tarihiyle ilgili kitap yazdınız. Evet. Yani o kadar ilginizsiniz ki yemeğin tarihine indiniz. İlginç şeyler rastlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. O bizim 3 öğün yediğimiz yemeğin daha böyle aslında ne zamandan itibaren bizim hayatımıza girdiği, kimler neleri geliştirdi diye bir şey olmuştur, bir bilgiye sahipsinizdir. Bu aslında bir entelektüel meraktan mı yoksa sadece yemeği sevdiğinizden mi böyle bir kitap yazdınız? Kitabın ortaya çıkışı kısmen rastlantı. Yani çünkü böyle bir kitabı düşünmeden ben
İstanbul hakkında yazdığım şeyleri toplayayım. De bir yazıları toplayıp bir kitap yapayım dedim. Bunları toplayınca baktım yemek hakkında bir sürü yazı yazmışım. O zaman ya İstanbul'dan önce şu yemeği bir ele alayım ben diye düşündüm. Ama yeniden yani olmayan, daha önce olmayan yazılar da yazarak o dediğim kitabı ortaya çıkardım. Ama yani İstanbul kitabını yapayım deyip de bir sürü karşıma yemek hakkında yazı çıktığına göre demek ki zaten benim böyle bir merakım var, bir ilgim var. Yani bunları yazıyorum. Vallahi şimdi tabii yemek yemeye merakım var. Yani siz bildiğim kadarıyla yemek de yapıyorsunuz. Yaparım. Ha, yani gırtlağımdan geçen şeyin lezzetli olması son derece önemlidir. Bu, İstanbul'da yaşamanın bir etkisi var mıdır yemek kültürünün insanın gelişmesinde? Ona inanır mısınız? Şey derler işte, yani dünyanın en önemli üç mutfağı Çin, Fransız ve Osmanlı. Bence en muhteşem mutfak Çin'dir. Osmanlı ve Çin. Gençlik döneminizde, yani İstanbul'da yaşadığınız o dönemde de bu tarz aslında yerlere gidiyormuşsunuz zannederim, değil mi? Hani tabii. Daha çok, hatta şöyle bir şey söylemiştiniz. Ben daha çok böyle süslü evler değil de böyle daha böyle varoş, daha böyle mimarisi, böyle eski yerleri çok daha çok beğenirdim gibi bir şey söylemiştiniz. Bu hala